Zaman kelimesi Kur'an'da hiç kullanılmamış. Yani zaman kelimesi Arapça bir kelimedir ve Kur'an'da kesinlikle zaman ifadesi geçmiyor. Sağ tarafta ömür, yanında sene olsun, onun yanında ay olsun, hafta, gün, gece, saat, an ve zaman. Şimdi diyorum ki bu ömür aşka kömür, köz misali ateşte öyle sürünür bu ömür. Bu sene gelmez gene, kim bilir aziz canın misafir tene bu sene. Bu ay düşten saray, elli büyür vagonları hizalayan ray bu ay. Bu hafta sanma bir yafta, ezele giden kervanları sıralar bir safta bu hafta. Bugün sanma hüzün, ızdırabı ganimet, ruha düğün bugün. Bu saat mahsul naat, aşka uçarken yaptığın son kanat saat. Ve an hatıraya harman, ebede doğru sırra ferman bu zaman. Bu konuyla ilgili malumatlarımı bir muhabbet çerçevesinde içimden geçenleri paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Bu konu çok önemli. Şu bakımdan ki gerçekten kimsenin zamanın nasıl aktığını, ellerimizden nasıl kayıp gittiğini anlayamadığı, herkesin zamanın yetersizliğinden şikayet ettiği bir zaman dilimi içinde bir felsefi ufuk açabilir miyim? Din bir dengi suyu, bir adı hayat. Bu açıdan bir pencere, bir ufuk açabilir miyim? Ondan sebep huzurlarınızdayım. Şair diyor ki, zaman bir nehir ve an uçurumdan düşen şelale. Kaptan kaba gire gire, baksana geldik ne hale. Levni haki çamurda kar beyaz değilse de mazim, seni seveni sevmem bu batakta açan tek lale. Diyor ki, nehir gibi yani ve an uçurumdan düşen şelale. Bundan daha iyi bir tasvir olamazdı belki. Zamanla ilişkimiz, dinin zamanla ilişkimiz konusunda bize yüklediği anlam nedir? Bu hususta konuşmak istiyorum. Başlığım dinimizde zaman bilinci. Din deyince birkaç cümleyle ifade edivereyim. Allah'ın insanlarla ilgili olarak peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilahi kanun. Bu kanunun bir özelliği var. Bu kanun insan Allah, insan alem ve insan insan ilişkisini bütüncül bir şekilde özünden, tekrar tırnak içerisinde bütüncül bir şekilde özünden insana fehmettirmek istiyor. Anlatmak istiyor. Onun için de insana dair hiçbir şeyi isaret dışı bırakmıyor. Yeme, içme, giyinme, süslenme, insan hayatına dair ne var ise din onunla ilgili insanın fıtratıyla barışık ve bağdaşık bir usul ve bir düstur ortaya koyuyor. Din ifade ettiği anlam bu. Zaman deyince biraz literatürü karıştırdım. Zamanla ilgili ne demişler, zamanı nasıl tanımlamışlar diye. Zamanın tanımı konusunda daha henüz bir tam ittifakın olmadığını söyleyebilirim. Ama ortak çıtaya göre zamanı şöyle tanımlamışlar. Bir işin veya bir oluşun içinde gerçekleştiği veya gerçekleşmekte olduğu veya gerçekleşeceği süre, vakit. Böyle tanımlamışlar. Zaman bu. Bilinç nedir? Din, zaman ve bilinç. Bilinç nedir? Bilinç dediğimiz şey bilgiden farklı bir şey. Bilgi aslında zihinde duran, statik, eylemsiz, kendisi statik ve eyleme sevk etmeyen bir malumat. Bilinç ise insanın hem akıl dünyasında, hem duygu dünyasında, hem de davranış dünyasında egemen kaynak nokta. Şöyle ifade edelim, bir otobüs metaforu üzerinden bunu anlatalım. Bir otobüs var, bu otobüsün içerisinde bir şoför var, bir de yolcu var. Otobüsün içerisinde duran yolcu bilgidir. Şoför ise bilinçtir. İkisi de aynı mecranın içerisindedirler ama yolcu yana dönebilir, sağa dönebilir, uyuyabilir, uyanabilir.
Ama şoför için böyle bir şey söz konusu değildir. O kontağı kapatana kadar, yolun sonundaki hedefe ulaşana kadar hiçbir an şuur halini kaybetmemek zorundadır. Kaybederse bu herkesin hayatına mal olabilir. Bilinci bilgiden ayıran şey insanın benliği üzerinde egemen bir şuur olmasıdır. Sadece düşünce dünyasında değil, aynı zamanda duygu dünyasında, sadece düşünce ve duygu dünyasında değil, aynı zamanda eylem dünyasında, eylem dünyasına kaynaklık etmesidir. Dini bilinç dediğimiz şeyin de Kur'an'a göre iki kaynağı, İslam'a göre iki kaynağı vardır. Bir tanesi Kur'an'dır. Kur'an kendisini tanımlarken insanın iç alemiyle derin ilişkiler kuran bir kitap olarak tarif eder ve şifa'un limen fissudur ifadesini kullanır Allah. Göğüslerin içinde insanın yaşadığı derin travmaların, problemlerin, hastalıkların, çökkünlüklerin tedavi edicisi bir kitap olarak. Bu Kur'an'la temasa geçildiğinde muhtevası, manası tam olarak anlaşılabilecek bir şey. Kur'an bir benli suyudur ve Kur'an'ın anlaşılmasında ve yaşanmasında tatbik edilen, takip edilen, yol demek olan sünnet de dini bilincin ikinci kaynağıdır. Ben şöyle zaman konusu Kur'an'da nasıl ele alınıyor diye incelediğimde şunu gördüm. Zaman kelimesi Kur'an'da hiç kullanılmamış. Yani zaman kelimesi Arapça bir kelimedir. Arkadaşlarım var, içinizde ilahiyatçı öğrencilerim var. Hem uzatarak zemenun hem de uzatmasız zemenun, ikisi de Arapça ifadedir ve Kur'an'da kesinlikle zaman ifadesi geçmiyor. Ama çok enteresan, zamanın en küçük birimi ve zamanın en devasa boyutu ve bunun ikisinin arasındaki bütün zamanlar zikrediliyor Kur'an'da. Mesela zamanın en küçük birimi kelem fil basar diye geçiyor. Bir göz açıp kapayıncaya kadar ki zaman kesiti, aslında an dediğimiz şey ya da tasavvufi ıslahta an-ı daim denilen an, yani en küçük parça, bir göz açıp kapayıncaya kadar olan zaman dilimi. En küçük parçası bu zikrediliyor. En büyük parça olarak da pek çok ayette, özellikle ahiret zamanıyla ilgili, ikinci bir zaman boyutuyla ilgili halidine fîhe ebede. Cennetliklerin cennette, cehennemliklerin cehennemde ebedi olarak kalacaklarını vasfederken bu kavram kullanılıyor. Bunun ikisinin arasında mesela Allah asırdan bahsediyor, günden bahsediyor, gündüzden bahsediyor, geceden, sabahtan, akşamdan pek çok ifadeden bahsediyor. Dahasını ifade edeyim, çoğundan bahsederken üzerine yemin ederek bahsediyor. Zaman kavramından bahsederken Allah Kur'an'da yemin ederek bahsediyor. Mesela Duha suresini çoğumuz biliriz. Ve Duha vaktine, kuşluk vaktine mesela yemin ediyor. Ve lehi ide sece, mesela her şeyi kapladığında geceye yemin ediyor. Ve neheri ide cellehe, mesela güneşi ortaya çıkarttığında gündüze yemin ediyor. Ya da vel asri, akşam ile öğle arasındaki, akşam ile ikindi arasındaki bir vakit dilimine mesela burada yemin ediyor. Ya da asır diye anlarsak yemin ediyor. Şimdi zamanca burayı biraz tahlil etmemiz gerekiyor. Şundan sebep, Allah niçin yemin eder? Özellikle zaman bağlamında bu bizim için çok önemli. Belli zamanların üzerine yemin ediyor. Allah niçin yemin eder? Ve niçin zaman üzerine yemin eder? Allah'ın Kur'an'ı dikkatlice incelediğimiz zaman üzerine yemin ettiği şeyleri şöyle masanın üzerine öbeklediğimizde bunların iki kısım olduğunu görüyoruz. Bir, Allah'ın yemin ettiği şeylerin bir kısmı insanlar tarafından inkar edilmiş. Yok öyle bir şey denmiş mesela. İki, Allah'ın yemin ettiği şeylerin diğer bir kısmı insanlar tarafından ihmal edilmiş. Kıymetlerinden sarf-ı nazar edilmiş. Şimdi tefsir alimleri diyorlar ki Allah'ın yemin ettiği şey, insanlar tarafından inkar edilen bir şey ise Allah'ın yemini tespit ve ispat manası taşır. Siz böyle bir şeyi inkar ediyorsunuz ama bak ben üzerine yemin ediyorum ki bu şey vardır. Mesela öldükten sonra etleri, kemikleri, ilikleri, sinirleri toprak olduktan sonra onu topraktan süzüp çıkartacak, karşısına dikecek,
Allah'ı ve o günü, kıyamet gününü inkar eden bir tipoloji var. Özellikle Mekke döneminde. Mesela Mekke döneminde indirdiği bir ayette Allah buyuruyor ki bir surede لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe yemin ederim ki. Bu şu demektir. İnkar ediyorsun, işte ispatı vardır. O kadar önemli bir zaman dilimidir ki Allah böyle bir gün üzerine yemin edecek kadar önemlidir. Bir de insanların eğer ihmal ettiği bir şey ise Allah'ın yemin ettiği konular, bu da takdir manası taşır. O şeyin varlığına değerleri, dikkatleri, ilgiyi, alakayı yeniden yöneltmek ve yönlendirmek gibi özel bir mana taşır. İşte gündüzle ilgili yapılan, geceyle ilgili yapılan veya zamanın diğer kesitleriyle ilgili yapılan bütün yeminlerin ifade ettiği anlam ve amaç budur. Allah bundan dolayı zamana bu şekilde yemin eder. Zaman kıymetlidir. Zaman önemlidir. Hatta biraz daha böyle cesaretli bir ifade kullanacak olursam, belki de Allah'ın insana lütfettiği, Kur'an'da lütfettiğini ifade ettiği, bütün nimetlerin en önemlisi zaman. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi derler ki eskiler, şerefül meken bil mekinle şerefül zemel biz zemin. Mekanın şerefi, mekanın içinde ikamet eden şeyin şerefiyledir. Bu şehir güzel bir şehir. İçinde kim var? Ona bakılır. Zamanın şerefi de zamanın içinde var olan şeyle ilgilidir. Buna Arapçada zemin denir. Şu zemin değil, zamanın içinde var olan şey. Bu da insandır. O halde benim içinde olmadığım bir zaman benim açımdan çok da önemli değil. Zamanı benim için anlamlı kılan şey benim o zaman içinde yaşadığım şey, yani ömür. Zaman dediğimizde Allah'ın zamana yemin etmesi, zamanın belli noktalarına insanın dikkati çekmesi, yeminle insanda bir zaman bilinci oluşturması doğrudan insanın hayatıyla zaman arasındaki ilişkiyi düzenlemeye yönelik hususlar. Zaman ve zamanın insana bakan kesitli ömür. Niçin kıymetlidir? Bir defa bütün nimetler, aklınıza gelen bütün nimetler, akıl nimeti, can nimeti, din nimeti, nesil nimeti, ne kadar erdem ifade edebilirseniz edin. Bütün bunlar ancak ömür nimeti ile kaimdir. Ömür gittiğinde bu nimetlerin bekasından bahsetmenin imkanı yoktur. Onun için ömür, zamanın insana düşen kesitli ömür, nimetlerin içerisinde en kıymetli nimettir. Bu bir. İkincisi, zaman nimetiyle, ömür nimetiyle biz kendi kendimizi tanıma, bilme, teşhis etme imkanını yakaladık. Biliyor musun? Bu Kur'an'da çok enteresan bir tefekkür malzemesi olarak insanın önüne konulur. Şöyle de mesela İnsan suresi vardır Kur'an'da. Allah buyurur ki هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا Şimdi biz doğduk. Kaç yaşındasın? 43. 44 yıl önce yoktuk. 45 yıl önce yoktuk. 46 yıl önce geriye doğru gidin. İlk insan vardı, güneş vardı, senin mahalle vardı, senin mahallede köşede sokağa süpüren çöpçü Ayhan vardı, öbür tarafta kasap Mehmet vardı, köşedeki çınar ağacı vardı ama sen yoktun. Yoktun. Yani dünyada sürekli çivi çakmış bir şekilde ezelden beri var idik. Öyle bir şey yok. Şimdi ayette Allah diyor ki İnsan suresinde insanın üzerinden adının, sanının anılmadığı, isminin, cisminin görülmediği, esamesinin okunmadığı bir zaman dilimi geçmedi mi? Geçti. Bak şimdi yoktuk, var olduk. Adem'den vücuda, madundan mevcuda çıktık. Varız. Ama 44 yıl önce yoktum. Artık görebiliyorum, düşünebiliyorum, idrak edebiliyorum. Kendi varlığımın farkındayım. Onun için ömür o kadar kıymetlidir ki insan ömür sayesinde Adem'den sonra vücudu, madundan sonra mevcudu, yokluktan sonra varlığı fehmeder, hisseder, iyilikler ne kadar hisseder. Ne kadar menfi şartlarda olursa olsun, ayağı topal doğmuş, kolu aksak doğmuş, başka bir takım problemlerle doğmuş, ne kadar problemlere doğarsa doğsun, yokluktan sonra varlığı tatmanın İzzeti, şerefi, onuru, imkanları yokluğa nispetle daha biçilmezdir.
Zaman onun için insan cihetinden bu açılarla kıymetlidir. Sonra biz zaman ile Allah'ı tanıma imkanını bulduk. Yani bütün herkes bu varlıktaki muhteşem düzen ve ritmin arkasındaki mutlak gerçekliğe ermek istiyor, biliyor musunuz? Bütün düşmelerimizin, kalkmalarımızın, arayışlarımızın, izinlerin, ideolojilerin, akımların, akıntıların, bütün hareketlerin, fikri hareketlerin aslında bir bakıma amacı budur. İnsanı mutlak güzelliğe taşımak. Ama yanlış yerde arıyor. Bu ayrı bir problem. Ama bütün insanlar bu arayışın içerisindedirler. Hani diyor ya, aradığım sen değilsin ki kalbim sana değilsin. Sana olsa sen bilirsin, aradığım köşe bucak inan bana sen değilsin. Seninki de ben değilim ki kalbindeki eğilim bana olsa ben bilirim. Aradığın köşe bucak inan bana ben değilim. Aradığınız aslında bizim ve sizin ötesindeki şey ama insanlar yanlış yerde arıyorlar. Hayat nimetiyle, zamanın bize bakan kesiti, hayat nimetiyle biz, bizi var eden bir mevcut olarak mucidimizi, bir mahluk olarak halikimizi, bir var edilmeye değer bir nesne olarak var edeceğimizi bulma imkanını yakaladık. Bir de bir şey söyleyeyim, zamanı en büyük nimet kılan, hayatı en önemli kayda değer Allah'ın nimeti kılan bir şey daha var ki, bu zamanın sonlu olması, sınırlı olması. Derler ki bazı filozoflar, bir şey sınırsızsa belirsiz, belirsizse tanımsızdır. Bir şey sınırlı olduğunda belirli olur, belirli olduğunda tanımlı olur. Zamanın bir sınırı vardır, bir sonu vardır bize ait zamanın. Ömrü ve zaman nimetini en kıymetli nimet kılan husus da budur. Sınırlı bir zaman. Ve biz bu sınıra zamanı ifade eden bir kavram, süre manasına gelen bir kavram kullanıyoruz. Ecel kavramını. Yani sınırlı olmasından dolayı paha biçilmez yani. Paha biçilmez. Yerler, gökler, dağlar, taşlar altın olsaydı kim bugün altının gramını takip ederdi? Ama sınırlı. O kadar sınırlı ki gramı kıymetli. Ömür o kadar sınırlı ki her anı kıymetli. Ecel de sınırlanmış olmasından dolayı. Şimdi ecelin iki özelliği var. Ölümü kıymetli kılan ve hayatı kıymetli kılan iki özelliği var. Birincisi ansızın geliyor olması. Beni çok enteresan, etkileyen bir hadise vardır. Anlatırlar. Rivayet odur ki Peygamberimiz bir gün Mescid-i Nebevi'ye gelmiş. Sağ elinde bir taş var imiş, sol elinde bir taş var imiş. Taşlardan bir tanesini uzağa atmış, diğer taşı ayak ucuna koymuş ve beklemeye başlamış. Sahabe-i kiram, arif insanlar anlamışlar. Hazreti Peygamber bir mesaj verecek şimdi onlara. Sormuşlar, demişler ki o uzağa attığınız taş nedir ya Resulallah? O ayak ucunuza koyduğunuz taş nedir ya Resulallah? Peygamberimiz buyurmuş ki o uzağa attığın taş insanın emelidir, emeli. Yani bir an sonra yapmayı düşündüğü, planladığı, temenni ettiği şeydir. Konuşma bitecek, buradan çıkacağız. Yarın benim çok önemli bir konuşmam daha var, senin sınavın var. Birkaç gün sonra çok önemli bir toplantımız var, budur. İnsanın bir an sonra yapmayı düşündüğü, temenni ettiği şeydir. Peki, ayak ucunuza koyduğunuz taş nedir diye soruyorlar. Efendimiz buyuruyor ki o da insanın ecelidir, eceli. O insanın emelidir, bu insanın ecelidir. Zamanı kıymetli kılan ecelin iki boyutu var. Birisi ansızın geliyor olması, diğeri de ecelin bir son olmaması. Bana göre Müslümanın, şöyle ifade edelim, dinin bir Müslümana zaman kavramıyla ilgili, zamanın derinliğini idrak konusunda vurguladığı, aşıladığı, yüklediği en önemli hakikat budur. Bir son değildir ecel. Yeni bir kapıya, yeni bir boyuta, yeni bir zamana intikaldir. Bu zaman mefhumunun içeriğini ve zamana bakışı aynı anda ikisini birden inşa eden çok önemli bir duygudur. Şimdi benim çok hoşuma gidiyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ifadeleri var. Ölümü anlattığı, eceli anlattığı, dünya hayatını ve dünya hayatından sonraki ahiret zamanını birlikte aynı potan içerisinde erittiği ifadeleri. Diyor ki, öldüğüm gün tabutum
yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası asıl o zamandır. Yazık yazık, asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme. Benim kavuşmam asıl o zamandır. Beni kabre koyunca elveda demeye kalkışma. Kabir cennet topluluğunun perdesidir. Kabir sana hapis görünür ama aslında o canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Hangi tohum toprağa ekildi de yetişmedi ki? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niçin ağlarsın? Sen bu tarafta gözünü yumdun mu? Öteki tarafta açacaksın. Çünkü sen öldün mü? Hu'nun mekansızlık aleminin boşluğunda olacaksın. Zamanı en kıymetli kılan, zaman bilincimizi tesis eden en önemli husus budur. Zaman Allah'tan insana bir övünç, bir övünç, bir armağan ve belki bir imtihandır. Şimdi çok hoşuma gidiyor. Yavuz Sultan Selim Cennet Mekanı'nın bir ifadesi var. Diyor ki, bütün dünya benim olsa, gamım gitmez. Nedendir bu? Ezelden gam turabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez. İki kapılı handır bu. Sakın insafı terk etme, makamı imtihandır bu. İki kapılı han ve makamı imtihan. Bir kapı doğum kapısı, bir kapı ölüm kapısı. Parantez gibi düşünelim, öyle yapalım. Parantez gibi düşünelim. Doğum bir parantez, ölüm bir parantez. Şimdi dini mefkure diyor ki, bu parantezin içerisindeki her cümle, her kelime, her harf, her hece, her gündüz, her gece. Alemlerin Rabbi olan Allah için olmalı. Çünkü zaman bir armağan Allah'tan insana ama zaman bir imtihan aynı zamanda. Zamanın, Kur'an'ın zamana ve insana yüklediği anlam bu. Onun için burada bir tespiti Kur'an açısından yapmamız gerekiyor. Allah'a iman etmeyen, mesela Mekke dönemindeki müşriklerin zaman algısından bahsederken Kur'an, onların böyle doğrudan böyle ifade etmiyor ama ben böyle anlıyorum, niçin öyle anladığında izah edeceğim. Ayetten anlıyorum ki onların zaman algısı düz çizgiselmiş, biliyor musunuz? Çünkü diyorlarmış ki وَلَا يُمْلِكُنَا اِلَّا الدَّهِرْ. Bizi ancak dehir helak eder. Zaman ancak bizi helak eder. Niçin? İnanç yok. Yani ona göre kabir, bir yok oluş, bir fena oluş, bir toprak oluş, ebediyen geri dönmemek üzere yok olunacak bir travmatik nokta. Travma yaşıyor orada. Ve ölümden sonra bir hayata iman etmediği için diyor ki bizi ancak ölüm yok eder. Onun için düz çizgisel, yani doğduğu andan itibaren geçen her zaman dilimi onu hayatın kaynağından alıyor. Yok olmanın, mahvolmanın, ölümün ve ölümden sonra hiçbir hayatın olmadığı onun nefkuresinde, onun imanında bir yere doğru sürüklüyor. Onun için onun inancında, bakış açısında zaman düz çizgisel. Her geçen gün onun içine, onun için derttir. Düz çizgisel olduğu için, inanmadığı için. Bir tespit daha yapmamız gerekiyor burada. Müminin zaman algısı da Kur'an'a göre döngüselmiş, biliyor musunuz? Helozonik, döngüsel, bu merak gibi. Yani başladığı noktaya dönen. Şöyle ifade edeyim. Biz mesela başımıza bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde Allah'ın Kur'an'da bize söylememizi tavsiye ettiği bir cümle var. Hepimizin bildiği. Şöyle dermiş Müslümanlar. Başlarına bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Bizim sahibimiz Allah. Biz ona dönüyoruz. Geçen her zaman dilimi bizi bir yokluğa, neydi belirsiz bir meçhule değil, ona taşıyor. Biz ona dönüyoruz. Bak bu o kadar önemlidir ki bir sıkıntı anında insanın bütün ferasetini, bütün denge mekanizmalarını, karar mekanizmalarını kaybettiği bir zaman diliminde insanın en yüksek hakikate odaklanıp
o basit sıkıntıların insanı alaşağı etmemesi için ortaya koyduğu bir bağışıklık sistemidir bu dinin aslında insan için ortaya koyduğu. O kadar önemlidir ki, şimdi Mevlevi Hane'de tefsir dersleri yapıyoruz. Orada Yasin suresine başladık. Kur'an'ın kalbi, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle. Sloganımız da bu ders Kur'an'ın kalbine yolculuktur. Çok enteresan bir konu geçti orada. Arz etmek istiyorum konunun bu bağlamıyla ilgili olduğu için. Peygamber Efendimiz'in kendisi hakkında Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona Kur'an'ın yorumunu, tefsirini öğret diye dua ettiği Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Yasin suresinin son ayeti inince ben Yasin suresinin niçin indiğini işte o zaman anladım. Nedir o? Diyor ki son ayetinde Yasin suresinin Estaizu billah Fesubhanellezi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Aklınıza gelen gelmeyen bu varlık sahasında Allah'ın bilgisinin ve gücünün üstünde ve dışında hiçbir şey yoktur. Ve ey insanlar siz ona dönüyorsunuz, döndürülüyorsunuz. Zamanla ilgili bir ifade, ona dönüyorsunuz. O zaman şu, acılar geçecek. Bütün sıkıntılar, bütün musibetler ebedi değil, bitecek. Sefalar da bitecek, eğlenceler de bitecek. Nimet ve sefa zamanları da bitecek. Asıl odaklanması gereken nokta, aslında ilk insandan itibaren bütün insanlığın cevabını aradığı bu temel soru, nereden geldik? Niçin buradayız? Nereye gideceğiz? Öldükten sonra ne olacak? Cenab-ı Şehadettin Tiryaki sözlerde diyor ki, insanlar ölümün hakkından gelmedikçe dinin hakkından gelemezler. Çünkü ölüm denilen bir vaka var. Bugüne kadar ölmemeyi başarabilmiş hiçbir insan yok. Ve ölüm ötesiyle ilgili bilimin, pozitif bilimden hiçbir fikri yok. Ötelerden bahseden, ölüm hakkında bahseden şey din bize. Onun için tarih boyunca dinsiz bir birey görebilirsiniz. Bak falan adam dinsiz. Evet. Niçin böylesin? Bunun sebebi ayrı konuşulabilir. Ama dinsiz bir toplum göremezsiniz. En ilkel kabilelerde bile bir uhrevi kaygı vardır. Ölümden sonraki hayata dair zihinlerinde, duygu dünyalarında, kalp dünyalarında, inançlarında bir kırıntıya mutlaka ama mutlaka rastlarsınız. Onun için zaman döngüseldir Kur'an'a göre. Müslüman için zaman döngüseldir. Her geçen gün bizim için dert değildir. Eğer doğru yerde duruyor isek. Zaman bizi alıp havaya atılan bir taşın yere düşmeye mecbur ve mahkum olduğu gibi. Dalından havalanmış bir kuşun elinde sonunda bir dala bir yere konmaya mecbur ve mahkum olduğu gibi her insan ölmeye mecbur ve mahkumdur. Ölüme yüklenilen anlam zaman bilincini ve dolayısıyla da hayat bilincini doğrudan yakından ilgilendiren bir husustur. Zaman bir armağan, evet. Zaman bir imtihan, evet. Ecel, zamanı kesen ve belirleyen bir hadise, tamam. O halde Kur'an zaman bilinci ve zamanın değerlendirilmesiyle ilgili bize ne diyor? Çok önemli bir konu bu. O kadar kıymetli ki bu zaman bilinci ve zamanın değerlendirilmesi konusu insanın elindeki en kıymetli sermaye ve bundan dolayı biz Kur'an'a baktığımız zaman üç temel kavramın aslında Kur'an'dan bazı ayetlerden esinlenerek özellikle tasavvufta üç temel kavramın olduğundan bahsediyoruz. Müslüman İbn-i Vakit olmak zorundadır. Şimdi zaman ve vakit kelimelerini biz Türkçe'de kullanıyoruz. Zaman genel olarak içinde bir oluşum gerçekleştiği süre. Vakit ise reel olarak yaşadığımız zamanın kesiti yani. Onun için sufiler demişlerdir ki Müslüman İbn-i Vakit'tir. Vaktin oğludur. Yani zaman şu anda bir defa zamanın geçtiğinin farkındadır. Ve içinde bulunduğu zamanda yapılması gereken işi en güzel şekliyle yapan kimsedir. Müslümanın adıdır aslında bu İbn-i Vakit olmak. Ve bu açıdan bakıldığında insanın Allah'ın zamana yüklediği anlam ve bu anlamın insanla ilişkisi bakımından hadiseye bakıldığında evet Müslüman için bir boş zaman kavram olarak, teorik olarak boş zaman kavramından bahsedilemez. Allah mesela beş vakti belli noktalar, belli kavşak noktalardan doldurmuştur. Namaz insan üzerine beş vakit olarak farz kılınmıştır. Bu zaman değil, ya bir defa kılsak, yani hepimiz insanız, hepimizin değerleri var. Yani beş defa günde ne gerek var? Çünkü beş defa kirleniyoruz asgari günde. Peygamberimiz namaz anlatırken diyor ki, bir insan düşünün, bir eli var,
Önünde bir nehir akıyor o evin önünde. Ve o nehrin içerisine girip çıkıyor. Günde 5 defa. Onun üzerindeki kalır mı? Namaz da böyledir. 5 ayrı vakte serpiştirilmiş bir şekilde insanı sürekli kontrol altında tutan, insanın evrilmesini, bozulmasını her an günde 5 defa telafi eden bir mekanizma. İnşirah suresi diye bir sure var. İnşirah suresinde Allah peygamberimize hitaben, aslında peygamberimize bütün müminlere hitaben, boş zamanla ilgili, boşalmayla ilgili, bir işten ayrılmayla ilgili, başka bir şey intikalle ilgili bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bir işi bitirdin, tamam bu iş bitti, 2,5 saatlik bir ölü zaman dilimi var. O zaman diliminde aklımı, duygularımı, bilgilerimi, davranışlarımı işlevsiz hale getirip minimum düzeyde bir parazit gibi yaşarım deme. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe geç, başka bir işe intikal et. Hemen yorul, çalış ve Allah'a yönel. Şimdi bu açıdan bakıldığında İslam alimleri diyorlar ki, İslam'da boş zaman denilen bir olgu yoktur. Her zamanın içi her an ayıp bir şuur ile doldurulmuş olmalıdır. Çünkü zamanın tamamı insana armağandır. Hatta faziletli Müslümanların özelliklerinden bahsederken diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Müslümanların özellikleri şu: insanın 3 hali vardır. Hani maddenin 3 hali vardır. Katı, sıvı, gaz. İnsanın da 3 hali vardır. Ayaktayken, otururken ve yatarken. Şimdi ayet diyor ki Müslümanların öyle özellik, bir özelliğidir ki bu. Müslümanlar ayaktayken, otururlarken ve yanları üzere yatarken hangi işi yaparlarsa yapsınlar veya boş bir şekilde dursalar bile her daim Allah'ı anarlar, Allah'ı düşünürler, Allah'ı zikrederler. Bu mefkureden asla kopmazlar. Bizde amel Kur'an'da, İslam'da ikiye ayrılmıştır. Bir ameli zahir denir. Bazı ameller vardır. Ameli zahir. Görünen, dışarıdan gözlenen ameller. Bir de ameli batın denilen bir amel vardır. Görülmeyen ameller. Kalp fiilleri olarak geçer bunlar. Yani kalkarsınız birinin cebine bir kuruş para koyarsınız, infak edersiniz. Bu zahir olan bir ameldir. Gözlenilebilen bir ameldir. Ama öyle ameller vardır ki, mesela namaz kılarken sizi fotoğraflayabilirim. Oruç, mesela hac yaparken ihramın içerisinde sizi fotoğraflayabilirim. Ya da ne bileyim, işte bir infak yaparken, bir hayır yaparken fotoğraflayabilirim. Bir de fotoğraflanamayan ameller vardır. Mesela orucu fotoğraflayamazsınız. Bakın, burada bir fotoğraf var. Ben bu fotoğrafta oruçluyum. Nasıl görünüyor? Bunu fotoğraflayamazsınız. İnsanın böyle ihlas gibi, iyilik gibi, hüsn-i niyet gibi, suizan gibi olumlu ve olumsuz kalp fiilleri vardır. İşte diyor ki ayet bize, Müslüman vücudunun eylemsiz, hareketsiz kaldığı bir anda bile kalbi bakımdan, tefekkür bakımından, duygu bakımından her an aksiyon halindedir, hareket halindedir. Biz buna an bilinci diyoruz. Tasavvufta bu huş derdem diye geçer. Huş derdem de şu demek, her soluk alıp verişin farkında olmak demek. Ya da vukufi zamani diye bir ifade vardır tasavvufta. Zamana vakıf olmak, zamanın farkında olmak, zamanı yönetmek. Bazıları buna ebul vakit demişlerdir. Eb demek de baba demektir. Yani zamanın içerisinde zamanın gereklerini yerine getirmekten, zamana egemen olmak ve zamanı kontrol altında tutup zamanı inşa etmek, zamanı yönetmek. Asıl hedef, asıl gaye budur. An bilinci çok önemlidir. Çünkü o an son an olabilir. Biraz önce bahsettiğim ecelle ilgili tanıma göre. Tabii an bilincinin olması insanın planında gelmiyor. İnsan anda yaşar ama geçmiş zaman denilen bir zaman dilimi vardır. Bu zaman dilimiyle bağlantısını devam ettirir. Bazı İslam alimleri diyorlar ki geçmiş zamanının zihinle ilişkisi de önemlidir. Çünkü şeytan geçmiş zamanın hatıraları içerisinde insanı yok edip andan gaflete düşürmek, anını avlamak ister. Onun için geçmiş zaman muhasebenin ve tövbenin sahasıdır. İnsanın geçmiş zamanla da ilgisi vardır. Geçmiş insan geçirdiği hayatı düşünmeli, tefekkür etmeli, hatalarını ayıklamalı,
ve hangisiyle ilgili istiğfar edecekse bunu gerçekleştirmeli. Bir de geçmişin geçmişi vardır. Zaman dilimi sadece an ve geçmişten ibaret değildir. Bir de geçmişten önceki bir zaman dilimimiz vardır. Bu Kur'an'da eles bezmi diye zikredilir. Eles bezmi, her ne kadar zihinsel olarak bir şey hatırlamasak da hakkında, Allah'ın bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu, bizim de ona evet sen bizim Rabbimizsin dediği bizim dünyaya intikalimizden önceki zaman dilimi. Zihinsel olarak bir şey hatırlamıyoruz ama o zaman diliminde Allah'a bir söz verişimizin izlerini, alametlerini, işaretlerini içimizde o kadar güçlü hissediyoruz ki, delilleri, ayetleri o kadar var ki bunun. Akıl bir ayettir. Bezme eleste aslında işaret eden, delalet eden. Gönül bir ayettir, irade bir ayettir, nefis bir ayettir, duygular bir ayettir, düşünceler bir ayettir bu açıdan bakılırsa. Ve biz, bizi yaratanı, bizi yaşatanı bilme, bulma ve ona bağlanma konusunda hissettiğimiz iç itilim de aslında o günün, o zamanın bize bir hatırası ve armağanıdır. İnsan, Müslüman, anda yaşayan bir varlık olarak geçmiş ve geçmişin geçmişiyle ilgili bir varlıktır. Müslüman aynı zamanda gelecekle de ilgili bir varlıktır. Geçmişe bakarken Müslüman tevbe ve tefekkür ile muhasebe ile bakar. Geleceğe bakarken de tedbir ve tevekkül ile bakar. Gelecek de insanın bir varlık sahası olarak karşımıza çıkıyor. Ve şeytan insanı gelecekle ilgili gerçekleşmesi imkansız hayallere sürükleyerek insanın geleceğini yok etmek ister. Bir İslam alimi diyor ki, çok hoşuma gidiyor, geçmişinde kim olursa olsun, Firavun bile olsa, her gelen gün bir insanın geçmişi ne kadar kirli olursa olsun, her gelen gün tertemiz bir şekilde insana gelir. Ve insan o gelecek zamanı tevbe ettiği andan itibaren tertemiz gelen o gelecek zaman, o gün, o saat, o zaman dilimi insanı da tertemiz kılar. Bu çok önemli bir bakış açısıdır. Müslüman sadece anla, sadece geçmişle değil, gelecekle de ilgilidir. Bir de geçmişin geçmiş olduğu gibi geleceğin de geleceği vardır. O geleceğin geleceği de biraz önce Mevlana Hazretleri'nin ifade ettiği ölümden sonraki sonsuz hayat dilimidir. Asıl zaman olgusunun gerçek manasıyla yaşandığı, sonu olmayan, Kur'an'da hult kavramıyla ifade edilen sonsuz zaman dilimidir ki bütün hesaplamalar, bütün konumlamalar, bütün konumlanmalar, duruşlar, tavırlar, tavır alışlar ona göre olmalı. Çünkü Kur'an'da pek çok ayette Peygamber Efendimiz Allah bu konuda uyarıyor. Mesela Duha suresinde وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى ayet senin için dünyadan daha hayırlıdır diyor. Ya da insanların bir kısmının dünya hayatını tercih ettiğini ve يُخِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى onlar dünya hayatını tercih ediyorlar ama ahiret dünyaya göre daha hayırlı ve daha kalıcıdır ifadelerini zikrediyor. Onun için dünya bu açıdan bakıldığında ahiretin bir tarlasıdır. Tek defa yaşanan, bitirilen, tüketilen ve sonrasında hiçbir şeyin olmadığı, öylesinde üzerinde tepinilmesi için insana verilmiş bir zaman dilimi değildir. Bu kıyaslama yasada Peygamberimiz de bize emrediyor. Bir defasında buyurmuş ki, bir denize gidin, parmağınızı sokun mesela o denize, çıkartın, o parmağınızdaki rutubettir dünya. O denizdir ahiret. Çünkü sonsuz bir zaman dilimi, sonlu bir zamanı, sonsuz bir zamana böldüğünüzde sonuç neredeyse sıfırdır. Ahirete nispetle dünyanın konumu budur. Şair onun için diyor ki, bir damlacık sudur dünya, ötesi yok budur dünya, metanetsiz karton kale kağıttan kutudur dünya. Var gibi görünür dünya, yar gibi bürünür dünya, kalpte sinsi kertenkele ebedi sürünür dünya. Sanki senin baki yurdun, el pençe divana durdun, seni avlayacak kurdun sahibi sayılır dünya. Burada bir terki dünya, bir münzevilik, bir ruhbanlık vurgusu yoktur. Ama Müslümanın konseptinde, zaman konseptinde, sonsuz bir zaman için, o zaman da sonsuz bir mutluluğu kazanmak için insana verilmiş bir armağan ve imtihandır zaman. Hatta çok enteresan, Naziat suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir diriliş olacak ölümden sonra. İnsanlar dirildiklerinde ilk yapacakları şey, mesela hani uyandığımızda ne yaparız?
Ne kadar uyumuşuz diye hemen onun bir muhasebesini yaparız. İnsanlar ilk dirildiklerinde de dünyada ne kadar kaldıklarının muhasebesini yapacaklarmış. Ayette buyuruyor ki كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَنْبَتُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ تُحَاهَا. Şöyle hissedeceklermiş. Ne kadar kaldık? 80 yıl mesela yaşadık. 90 yıl, 100 yıl yaşadık. Sanki böyle bir öğle vakti veya bir akşam vakti, bir duha vakti kadar, akşam vakti kadar, bir gün değil ama bir günün bir kısmı kadar kaldıklarını hissedeceklermiş insanlar kıyamet günü ilk dirildiklerinde. Şimdi bir şey burada vurgulamak istiyorum. Bu mefkure o kadar büyük bir şeydir ki. Bütün erdemlerin kaynağı aslında budur. Bütün donanımın, bütün manevi ahlak-ı hamidenin kaynağı budur. O günü görmek ve o güne hazırlanmak ve bu süfli dünyanın icatları içerisinde kendimizi boğmamak. Bu çok büyük bir şeydir. Bu Akif merhumun ne vicdandır, ahlaka yükseklik veren, ne irfandır, insanlarda fazilet hissi Allah korkusundandır dediği şeyin ta kendisidir. Yıllar önce bir şey okumuştum. Hatırıma, şimdi geldi hatırıma. Acaba hatırlayabilir miyim? Bir zaman, zaman algısı, zamanın kıymeti, ecel, hayatın her an bitebileceği ve ölüm sonrası psikoloji nasıl olabilir acaba? Yani bunu bir kestiremiyoruz çünkü hiçbirimiz ölüp de geri dönmüş olarak zamanın kıymetini tayin edecek bir imkana sahip değiliz. Gidenler gitti artık, yani geri dönüşü yok. Ama bir şey hayal etmiş, yıllar önce okumuştum, hatırlayabilirsem onu zikredeyimse onunla da bitireyim. Şöyle diyordu, küçüklüğümden beri dar mekanlardan sıkılır, adeta buralardan feryat ederek kaçardım. Fakat daha sonra bunun bir hastalık olduğunu anlamış fakat bu illetten bir türlü kurtulamamıştım. Oysa ki o dar mekanlara şimdi ister istemez girecektim. Beni sarıp sarmalamışlar, uzunca bir tabuta yerleştirmişlerdi. Etrafımı dolaşanları gayet iyi duyabiliyor, gözlerim kapalı olmasına rağmen her nasılsa onları gayet iyi görebiliyordum. Genç yaşta öldü zavallı diyorlardı. Halbuki yapacak ne kadar da çok işi vardı. Gerçekten de pek çok işim yarım kalmıştı. Mesela kendime iyi bir iş kuramamış, arkadaşlarıma olan borçlarımı henüz bitirememiştim. Birden kulaklarımı çınlatan bir sesle irkildim. Sanki mikrofonla söylenen bu sözler beynimin en ücra köşelerinde yankılanıyor ve geçti artık, geçti diyordu. İçimden keşke geçmemiş olsaydı diyordum. Nereden başıma gelmişti o kaza bilmem ki. Halbuki ne kadar da iyi araba kullanırdım. Olup bitenleri hatırlamaya çalışırken dostlarımın etrafımı sardığını ve tabutun kapağını kaldırdıklarını fark ettim. Avazım çıktığı kadar bağırmak ve çırpınmak istediğim halde ne kımıldayabiliyor ve de bir ses çıkartabiliyordum. Gözlerimi tabutun tahtaları arasından sızan ışığa çevirmiştim. Dehşet içinde, aman Allah'ım dedim, aman Allah'ım, ne olacak şimdi halim? Korkudan hiçbir şey düşünemiyordum. Az sonra omuzlara kaldırılmış ve sallana sallana götürülmeye başlanmıştım. Dışarıdaki seslerden yağmur yağdığı belli oluyor ve su damlacıklarının sesi tabutumun gıcırtısına karışıyordu. Cenaze namazı için camiye gidiyor olmalıydık. Cami deyince çok yakınımızda olmasına rağmen bir türlü elim deyip de gidememiştim. Ama şu kaza olmasaydı ben camiye gidecek bütün hatalarımı bir bir telafi edecektim. Ah şu kaza olmasaydı ben ileride ne iyi bir insan olacaktım. Biraz önce duyduğum ses tekrarladı. Geçti artık, geçti dedi. Her şey bitti artık. Az sonra namazım kılınmış ve imam cemaate nasıl bir insan olarak bilindiğini sormuştu. Ben cemaatin içindeki 8-10 kişinin bu soruyu olumlu cevaplamayacağını gayet iyi biliyordum. Ama şu kaza olmasaydı onlara da yaptığım haksızlıkları bir bir telafi edecektim. Şu kaza olmasaydı ben ileride ne iyi bir insan olacaktım. Az önce duyduğum ses geçti artık. Geçti dedi. Her şey bitti artık.
Biraz sonra tekrar omuzlara kaldırılmış ve yine sallana sallana götürülmeye başlanmıştım. Tabutumun eğik olarak taşınmasından mezarlığı tırmanan yokuşu çıktığımızı anlıyordum. Buna rağmen etrafımda konuşulanlara kulak verdim. Dostlarımın bir kısmı enflasyondan, bir kısmı maaşlara yapılacak zamdan bahsediyor. Tabutumun ucundan tutan kadim arkadaşlarımdan birisi de ya bu tam da ölecek günü buldu rahmetli, onun yüzünden sır sırtlan olduk birader diyordu. İçimden aman Allah'ım dedim, aman Allah'ım, yoksa bunlar uykularımı kendileri için feda ettiğim dostlarım değil miydi? Az sonra yolculuk bitti, tabut yere kondu. Tam şairin dediği gibi. Bitti yolculuğun, işte son durak. Getirdiler seni başlar üstünde. Neydin, ne oldun, kalk. Kalk da bir haline bak, bir kefenden başka ne var üstünde? Toplayıp sakladın dünya malını, sormadın bir gün fakir halini. Şimdi başı açık ayak yalini, bir kefenden başka ne var üstünde? Rahmet eyle desek ya Rab, ne çare? Yaradana yüzü yok ki bir çare. Dünyayı bırakıp giderken kabre, bir kefenden başka ne var üstünde? Yolculuk bitti, tabut yere kondu. Kapak açıldı. Cansız vücudumu kucaklayan kollar beni dibinde su birikmiş bir çukura indirdi. Boyu boyunca uzandığım yerden etrafıma baktım. Evet, burası bir kabirdi. Dedim ki, işte kabristanın, seyreyle gönül. Tuttuğu dünyayı atanlara bak. Elvan bakışları giyip gezerdin, çürümüş toprakta yatanlara bak. Ne ihsan eylemiş, ne yemiş içmiş, helali ayırmış, haramı seçmiş. Üç arşın bez giymiş, kalandan geçmiş, altını gümüşe katanlara bak. Nice şahı merdan, nice kahraman, nice padişahlar sahibi ferman. Tahtından göç etti nice Süleyman. Bu dünyayı alıp satanlara bak. Arif ol, misafir bu can bedene. Gel vurursa vurur seni yabana. Karışır kervanlar giden gidene. Bu dünyayı baki sananlara bak. Çürümüş toprakta yatanlara bak. Altını gümüşe katanlara bak. Bu dünyayı alıp satanlara bak. Boyu boyunca uzandığım yerden etrafıma baktım. Evet, burası bir kabirdi. Fakat buraya gireceğimi daha önce niçin hiç düşünmemiştim ki? Sessiz feryatlarımı dostlarım duymuyor ve üzerimi kalın tahta ve beton plakalarla örtmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Az sonra yeniden zifiri bir karanlık içinde kalmış ve bütün zerrelerimle dua etmeye başlamıştım. Ne olur Allah'ım diyordum, ne olur bir fırsat daha. Bir fırsat daha ver ki tam da senin istediğin gibi bir insan olayım diyordum. Ne olur Allah'ım bir fırsat daha. Üzerimi örten kalın tahta ve beton plakaların üzerine atılan topraklar birer gök gürültüsünü andırıyor ve bütün benliğimi sarsıyordu. Son bir gayretle yerimden fırladım. Bir de baktım ki odamdaki sıcacık yatağımda yatıyor fakat korkunç bir kabus görüyordum. Çığlıklarıma dayanamayıp gelen yan kapı komşum içeri girmiş, omuzlarımdan tutmuş, beni sarsıyor ve geçti artık, geçti bak, her şey bitti artık, iyisin, kendine gel diyordu. Şöyle uzandığım yerden doğruldum, etrafıma baktım, terden sırsıklam olmuş ve adeta 20 kilo birden vermiştim. Ellerimi açtım, dedim ki Allah'ım sana zerrelerim adedince hamdolsun. Ya bir de geçmiş olsaydı, ya bir de iyi bir insan olmak için bir fırsat daha vermeseydin. Beni çok etkiler. Peygamberimizin beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin ifadesi, hadisi. Yani mesela ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmek. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilmek. Zorlu zamanlar gelmeden kolay zamanların kıymetini bilmek. Ve zenginlik, fakirlik gelmeden zenginliğin, varlığın, hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmek. Çok etkiler gerçekten eskilerden bir hoca, üstad, bir öğrencisiyle bir kabir aleminin, kabir hayatının işte kabrin önünden geçiyor. Bir kabrin yanında durmuş. Demiş ki elini koymuş.
Şimdi bu toprak yarılsa, bu ölüm çıksa ne yapar? Öğrencisine sormuş. Öğrencisi de herhalde bir keramet mi bekliyor? Birden teyakkuz haline geçmiş. Demiş ki üstadım çıksa ne yapar? Ölümü gördü, meleği gördü, öteleri gördü, Allah'ın ayetlerini gördü, hayatı gördü, ölüm sonrasını gördü. Kendisine gelir mesela hemen bir abdest alır, namaz kılar, sorumluluklarını yerine getirir, günahlardan uzak durur, şunları yapar, şunları yapar, şunları yapar. O üstad demiş ki kalbin üzerine elini vurarak, bundan geçti artık, bitti, bunun için bitti ama senin için gitmedi. Belki bütün zamana dair felsefemizin, ben burada şimdi çok teknik betimlemeler yapıp, tanımlar yapıp, kavramsal analizler yapıp, bunun üzerinde Kur'an'da geçen bütün zamanla ilgili kavramların etimolojik tahlillerini yapıp, bunların üzerinden bir takım nükteler üretebilirdim. Ya da işte boş vakti değerlendirme ile ilgili çok böyle spesifik bir takım konulardan bahsedebilirdim. Ama zaman kısıtlı ve tek sıkımlık bir baruttur aslında yaptığımız her iş, her eylem, hayat da öyledir. Onun için bir bakış açısı, bir öz, bir cevher vermek açısından bu şekilde bir anlatımı tercih ettim. Şöyle diyelim, onunla bitireyim. Sağ tarafta ömür. Yanında sene olsun, onun yanında ay olsun, hafta, gün, gece, saat, an ve zaman. Şimdi diyorum ki bu ömür, aşka kömür, köz misali ateşle öyle sürünür bu ömür. Bu sene gelmez gene, kim bilir? Aziz canın misafir tene bu sene. Bu ay düşten saray, 50 büyür vagonları hizalayan ray bu ay. Bu hafta sanma bir yafta, ezele giden kervanları sıralar bir safta bu hafta. Bugün sanma hüzün, ızdırabı ganimet, ruha düğün bugün. Bu saat mahsur naat, aşka uçarken yaptığın son kanat bu saat. Ve an, hatıraya harman, ebede doğru sırra ferman bu zaman. Zamanın bir boyutu böyle sırdır. Aydan, yıldan, ömürden, aydan, anlara, saatlere, yaşadığımız ana kadar madem ki bir sır, bilim bilinmeyen boyutuyla, Allah o sırra kadem basabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Umarım sıkmamışımdır. Hepinize en içten hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.